Güzel dostlar merhabalar. Hoş geldiniz. Şu anda aynı anda hem YouTube'da hem Instagram'da canlı yayındayız. Güzel dostlar. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Burada olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum, takdir ediyorum sizleri. Çünkü insan bir arayıştaysa, bir değişim istiyorsa bu tür programları dinler, değil mi? Onun için tebrik ederim arkadaşlar. Burada olduğunuz için de, bana verdiğiniz destek için de çok teşekkür ederim. Minnettarım her birinize ayrı ayrı. Şu an beni duyan her kimse sana minnettarım. Çok teşekkür ederim. Burada olduğunuz için efendim. Evet güzel dostlar, bugünkü konumuz çekim yasası. Bu çekim yasası hep duyarız, anlatılır, söylenir, konuşulur. Ama bir kısım arkadaşlar diyor ki hocam ben her şeyi uyguluyorum ama bir türlü olmuyor. Neden bir kısım insanlara olurken, bir kısım insanlar hayallerine rahat ulaşırken, bir kısım insanlar neden ulaşamıyor? Bir kısım insanlarda çekim yasası harfi yansıtarken, bir kısım insanlarda neden olmuyor, isteklerimize ulaşamıyoruz? Yani o neyse bu çekmek istediğimiz şey. Neden çekemiyoruz güzel dostlar? Bununla alakalı konuşmayı istedim bugün. Ve bizler de nasıl herkes istediği hayatı elde ediyor ve yaşıyorsa bizler de yaşayalım. Bizler de çekelim. Çünkü güzel dostlar bir sistem içerisindeyiz. Yani dünyada olmamız böyle işte hani bir oyun var da oyunun kuralları yok değil. Herkes oyunun kuralları var. Hepimiz için aynı kuralları geçerli. Hepimiz aynı oyun salonuna girmişiz ve aynı oyun kuralları ile oynuyoruz oyunu. Her bir insan. Ve bir kısım insanlar bu kuralları bilirken bir kısım insanlar bilmiyorsa dolayısıyla kurala uyamadığı zaman da ne yapıyor? Oyunda yanıyor. Oyunda yanıyoruz ya, yoksa başına buyruk bir şey değil. Hani diyelim ki bir oyun oynuyorsun, bir basketbol maçına çıkıyorsun. Herkes için, her basketbolcu için aynı kural geçerli. Ve dünyanın enerjisi de arkadaşlar, dünyanın sistemi de açıkçası bize anlatıldığı gibi dönmediği için, bizim bildiğimiz gibi dönmediği için, yani hani en çok kullandığım cümlelerden birisi bu benim, biliyorsunuz. Hayat sondan yaratılır. Hayat sondan yaratılır. Ve bu enerjiyle dönüyor aslında hayat. Yani işte diyelim ki biz bir elma istiyoruz. Elma ağacını diktik ve elma alıyoruz değil. Elma alacağımız için elma ağacını dikiyoruz. Yani meyve son, o meyve o ağacı dikmemize sebebiyet veriyor. Ve biz işte bir tohum attığımızda toprağa, o sonra milyonlarca tohum veriyor bize. Ve hayat işte hep bir sondan gidiyor. Hayat hep sondan. Yani önce biz bir şey yapıyoruz. Yani önce bir olay var ve o olayın sonuçları var değil. Önce sonuç var, sonra olayın sebepleri var. Yani diyelim ki diyorsun ki ben işte param olursa zengin olurum diyoruz biz. Ama öyle değil. Hayat şöyle. Zenginsen paran oluyor. İşte arkadaşlarım beni severse mutlu olurum değil. Biz mutluysak arkadaşlarımız bizi seviyor. İşte insanlar bana saygı gösterirse ben mutlu olurum değil. Ben mutluysam insanlar bana saygı gösteriyor. Hayat tersten yani. Hani diğeri de doğru tabii ki. Yani ağaç dikersen meyve alırım tabii ki. Ama o bire bir iken diğeri bire bin. Yani sondan yaratılması. İşte çekim yasası da böyle bir şey güzel dostlar. Yani açıkçası çekim yasasını kısaca özetleyeyim ben size. Yani bir mıknatıs gibi. Yani mesela bir mıknatısı düşünelim arkadaşlar. Mıknatıs ne yapıyor? Bir kısım şeyler kendisine çekiyor. Bir kısım şeyleri de itiyor. Bir kısım şeyleri hiç etkisiz kalıyor. Yani burada bir mıknatıs olsa diyelim ki işte buna etkisiz kalırken ya da kitaba deftere etkisiz kalırken bir işte metal bir şey çekecektir. Başka bir şeyi de itecektir. Biz de aynı bu mıknatıs gibiyiz arkadaşlar. Ve mıknatıs gibi aynı frekansta, bizimle aynı frekansta olan, bizimle aynı enerjide olanları çekiyoruz. Ya çekim yasası bu. Benzerler birbirini çeker bu. Benzerler birbirini çeker. Yani ne diyoruz? İşte bu su. Su aynı atomlardan, elektronlardan oluştuğu için bu bir su bütünsel olarak. Ya da bu bardak. Bardak aynı atomlardan, elektronlardan oluştuğu için bir arada duruyor. Eğer farklı atomlardan, elektronlardan oluşuyor olsalardı o bardak bir arada durmazdı, su bir arada durmazdı. Yani çekim yasası diyor ki benzerler birbirini çeker. Benzerler birbirini çeker. Ve şu ana kadar senin
nasıl bir hayat yaşıyorsan, nasıl insanları kendine çekmişsen, nasıl olayları kendine çekmişsen, bu şu demek, sen o frekanstasın. Öyle bir frekansta olduğun için, öyle bir enerjide olduğun için öyle insanlar seninle beraber ya da öyle olaylar seninle beraber. Yani şöyle düşünebiliriz güzel dostlar. İşte hani çok ayrıntı, hani bunu çok iyi bildiğiniz için çok ayrıntıya girmek istemiyorum ama işte bir radyo vericisi var. Radyo vericisi bir frekans aralığında yayın yapıyor. Ve sen de bir radyoysan, o frekans aralığına uyumlandığın zaman o radyo seni çalmaya başlayacak. İşte bu aslında sistem, yani dünyadaki her şey bu şekilde hareket ediyor. Yani işte kalemdeki enerjiler de aynı enerjiden, işte defterdeki de aynı, bir nehir de aynı enerjiden. Aynı enerjiden olduğu için ne oluyor arkadaşlar? Benzerler birbirini çekiyor. Yani işte nehir dereyi çekiyor, deniz nehiri çekiyor, okyanus denizi çekiyor. Benzerler bir arada ve birbirini çekiyor. Kim kimi çekiyor? Büyük olan küçük olanı çekiyor. Büyük olan küçük olanı ya da küçük olan büyük olanı doğru koşarak varıyor. Ve bizler de arkadaşlar bir mıknatıs gibisin. Mıknatıs gibisin. Ve sen hangi enerjideysen, hangi düşüncedeysen, hangi duygudaysan onu sana çekiyorsun. Yani için huzur doluysa, yani arkadaşlar hayat iki defa yaratılıyor. Bir zihinsel, bir de fiziksel. Bizim zihinsel tarafımız, iç dünyamız nasılsa onun görüntüsü bir fiziksel dünyamız oluyor. Eğer iç tarafta huzur, sevgi, aşk, coşku varsa dış dünyada o yansıyor. Eğer iç dünyada işte kıskançlık, nefret, öfke varsa iç tarafımızda dışarıya da o yansıyor. Başka bir alternatif yok, başka bir yolu yok bunun. Ve bizler de diyoruz ki ya tamam, ben çekim yasasını öğrendim. Ve bu şekilde iyi düşünürsem iyi olacağını biliyorum. Pozitif düşünürsem pozitif olacağını biliyorum. Ve bu şekilde de hareket ediyorum ama yine de olmuyor diyenlerimiz var. Değil mi güzel dostlar? Şimdi burada çekim yasasının ayrıntılarına gireceğim biraz. Neden oluyor, neden olmuyor ondan bahsedeceğim. Şimdi birincisi şu arkadaşlar. Bir, bizim kendi içimizdeki hislerimiz, arzularımız var. Kendimize uygun olan, kendi kabiliyetlerimiz, kendi yeteneklerimize uygun olanlar var. Bir de toplum istediği için istediğimiz düşüncelerimiz, amaçlarımız var. Ya toplum, annemiz, babamız, çevremiz istediği için istediğimiz şeyler var. Buna kabiliyet diyoruz güzel dostlar ya da yetenek. Direkt bunu not alabilirsiniz arzu ederseniz. Senin kabiliyetlerin, yeteneklerin noktasında bir şeyi arzuluyorsan o sana çok hızlı gelir. Yani Allah sana bir şey verecek, sen dua ediyorsun, istiyorsun. Eğer bu senin yeteneklerinle, kabiliyetlerinle doğru orantılıysa bu çok hızlı gerçekleşir. Bu senin kabiliyetlerine, yeteneklerine uygun değil ama toplum istediği için sen istiyorsan işte o biraz zor olur. Çünkü ne yapıyoruz? O zaman biz taklit yapmış oluyoruz. O zaman içimizden gelen bir şeyi söylemiyoruz. O zaman toplumun bize söylediğini söylemiş oluyoruz. Yani rol yapmış oluyoruz. Yani bir maske takmış oluyoruz. Çekim yasasını isterken şunu düşünmemiz lazım. Acaba ben yeteneklerime uygun bir şeyim istiyorum. Kendi kabiliyetlerime uygun bir şeyim istiyorum. Kendi kabiliyetlerine uygun bir şey istiyorsan o çok hızlı gerçekleşecek. Diğer taraftan arkadaşlar, şimdi bir isteklerimiz var. Yani diyelim ki işte çok lüks bir araban olsun istiyorsun. Şu an dolmuşa biniyorsun, yani herhangi bir araban yok. Ve lüks bir araban olsun istiyorsun. Şimdi isteğin lüks bir araba. İçindeki beklenti ne? Bu çok önemli arkadaşlar. Bunu anlatabilmem lazım. İsteklerimizden ziyade beklentilerimiz gerçek olur. İsteklerimizden ziyade beklentilerimiz gerçek olur. İsteğin çok lüks bir araba, lüks bir ev, lüks bir yaşam, bol kazanç olabilir. İstek bu. Peki içteki beklenti ne? Yani sen lüks bir arabayı isterken içinden geçen, ya sen kim, o arabayı almak kim mi diyor içindeki ses? Yoksa ya çok heyecanlandım, kalbim atmaya başladı mı diyor. Şimdi eğer çok heyecanlandın, kalbin küt küt atmaya başlıyorsa o zaten senin olacak, rahat ol. Ama sen lüks bir şeyi arzu ederken, isterken içindeki bir ses ya sen kim, o arabayı almak kim diyorsa bilin ki güzel dostlar o gerçek olmayacak. Yani bunu not alabilirsiniz. Beklentiler isteklerimizden daha hızlı gerçekleşir. Yani beklenti ne demek? Beklenti ne? İşte mesela çocukların seni sevmesini beklersin değil mi? Çocuğun seni sevsin. Beklenti sıradan bir şey. Evet, doğal bir şey.
Yani beklenti zaten olacak diye beklediğin şeyler. Ve beklentilerin çok hızlı gerçek olur. İsteklerin de olup olmayacağını çok bilmiyorsun. Onun için güzel dostlar, burası çok önemli. Bizim beklentilerimiz çok daha hızlı gerçekleşir. Bak bakalım senin isteğin istek mi beklenti mi? Yani isteklerimizi beklentiye çevirebilmemiz önemli güzel dostlar. NLP dersinde böyle bir çalışma yapmıştık. Ümitlerimizi, isteklerimizi beklentiye çevirmek. Şu anda da söyleyeyim, şimdi aklıma geldi, şimdi söyleyeyim güzel dostlar. Biliyorsunuz Atakulüp'te salı günleri Halil Atapıçakçı YouTube kanalında Katır üyesinin Atakulüp var ya, orada Atakulüp'teki arkadaşlarla 2 haftaya bir trans çalışması yapıyoruz. Bu haftaki trans çalışmamız hayallerimizi beklentiye çevirme üzerine bir trans çalışması yapalım. Atakulüp'te olan arkadaşlar duyurmuş olayım. Atakulüp'te olmayan arkadaşlar da var ise burada aramızda şu anda. Bu trans çalışmalarına 2 haftaya bir olan trans çalışmalara katılmak istiyorsanız güzel dostlar Atakulüp'e üye olabilirsiniz. Bu hafta ümitlerimizi, hayallerimizi nasıl beklentiye çevirebiliriz? Onun çalışmasını yapalım. Yani ben istiyorum olmuyor. Ben istiyorum olmuyor. Ben hayal ediyorum olmuyor güzel dostlar. Bakalım o bir senin kabiliyetlerinle doğru orantılı mı isteklerin? İki o isteklerin beklenti haline gelmiş mi? İsteklerin beklenti haline gelmişse işte o çok hızlı şekilde senin olacak. Yani güzel dostlar biz ne istiyorsak sistem onu bize verir. Yani sistem dediğimiz yani evrende enerji deniyor ya. Enerjiyi şöyle düşünebilirsiniz. Çok büyük bir okyanus. Ve o sana enerji vermekle onun enerjisi azalmaz. Ya da işte güneş gibi düşünebilirsin. Güneş sana ışınlar vermekle ondan bir şey eksilmez. Dolayısıyla isteyebildiğin kadar, yaz yazabildiğin kadar, alabildiğin kadar. Yani bu şöyle bir şey. Sanki yani çekilmesiz dediğimiz doktor arkadaş, sanki bir kovan var. Kovayı okyanusa atıyorsun, oradan su çekiyorsun. Kovayı okyanusa atıyorsun, oradan su çekiyorsun. Sen kovayı okyanusa attın, oradan su çektiğin için oradan bir şey eksilmez. Önemli olan güzel dostlar burada sen bu duruma ne kadar inanıyorsun? Ne kadar inanıyorsun bu duruma? Sen ne kadar inanıyorsan o kadar gerçek olacak. Ve sen sana ne kadar inanıyorsun? Yani sen bu güzel bir hayatı hak ediyor musun? Sen mucize dolu bir hayatı hak ediyor musun? Ne kadar inanıyorsun kendine? Kendine ne kadar değer veriyorsun? Şimdi bizim bugüne kadarki olan hayatımız, bugüne kadar kendimize çektiğimiz konular güzel dostlar. Biz neye inanmışsak, neye inandırmışlar ise bize, biz onları çektik. Bugünden sonrasını da değiştirmek istiyorsan, o zaman inancımızı değiştirme ihtiyacımız var. Aynı inançlarımız devam ettiği müddetçe aynı şeyler çekmeye devam edeceğiz. O hiç değişmeyecek. İçimizden geçen duygular, düşünceler, hisler neyse onları kendimize çekmeye devam edeceğiz. Eğer aynısını çekmeye devam etmek istemiyorsak bu defa o düşünceleri, içimizdeki hisleri daha net olarak inançlarımızı değiştirmeye ihtiyacımız var. İnancın değiştiği anda her şey değişmeye başlar. Ve sen de ne kadar zordur değil mi? İnançları değiştiriyor olabilmek. Yani kendine değersizlik inancın varsa, ben değersizim diyorsan, içinde öyle bir duygu varsa kesinlikle değersiz bir hayata çekeceksin. Yanlış yapana öfkelenmeli, yanlış yapana kızılmalı diye bir inancın varsa kesinlikle öfke dolu bir hayatı, sana kızılan bir hayatı çekeceksin. Nefret ve kin doluysa için nefret ve kin dolu bir dünyayı çekeceksin. Sevgi doluysan, tutku doluysan, aşk doluysan, için zenginlik doluysa, sevgi dolu, aşk dolu, tutku dolu, zenginlik dolu bir dünyayı çekeceksin. Yani biz içimizdeki neyse onu çektik ve sonra şey zannederiz. Ya hayır, hayat böyle işte zannederiz. Öyle değil. İçin neyse hayat öyle. Yani bu dünya böyle çünkü sen böylesin. Bu dünya böyle çünkü sen böylesin. Yani senin hayatına göre, senin inançlarına göre senin dünyan, benim inançlarıma göre benim dünyam. Daha doğrusu her bir insana göre ayrı bir inanç sistemimiz var. Ve burada güzel dostlar en çok ihtiyacımız olan şeylerden birisi dinginlik. Yani çekim yasasının çok hızlı işlemesi için dinginlik, dinginlik, sakinlik. Yani çünkü ne yapıyorsun sen hani bunu evren enerji gönderiyoruz deniyor ya güzel dostlar. Sen bir frekans seviyorsun. Sen bir frekans seviyorsun ve sana uygun frekansta buluşması lazım. Şimdi bunu şöyle düşünebilirsin. Yani diyelim ki işte senden birisi yardım istiyor.
Sen de birisi yardım isterken sana bağırıp çağırarak işte ya bana niye yardım etmiyorsun? Hiç bana yardım etmedin. Kızarak yardım istiyorsa nasıl yardım edersin? Ya da ya bugüne kadar pek çok konuda yardım ettim. Bunun için minnettarım, teşekkür ederim. Şimdi de sana ihtiyacım var derse nasıl yardım edersin? Yani biz de güzel dostlar işte sistemden bir şey alırken o dinginliğimiz, sakinliğimiz önemli. Bu arada güzel dostlar YouTube'dan rozet alanlar, Instagram'dan rozet alanlar çok teşekkür ederim. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Bahar Gülen gözü görüyorum sanki burada. Çok teşekkür ederim güzel dostlar. Desteğiniz için sizlere minnettarım. Evet güzel dostlar işte biz hani bir frekansla uyumlanacağız ya. Frekansla uyumlanacağız ve bu o dinginlik önemli. Neden? Çünkü sen gergin olduğunu, öfkeli olduğunu bunu şöyle düşünebilirsin. Ya sen bir deniz gibisin, okyanus gibisin ve öfkeliysen dalgalısın yani. Çok sert dalgalar var. Böyle öfkeliyken çok sert dalgalar olduğu zaman o zaman frekans yayıyorum ve benim yaydığım frekans bana geliyor diye bir durumumuz olamaz. Ve bunların hepsini biz ne için yapıyoruz arkadaşlar? Yani neden zengin olmak istiyoruz? Neden istediğimiz hayatı bize kendimize çekmek istiyoruz? Neden? Çünkü sevilmek istiyoruz. Hepimiz dikkat çekilmek istiyoruz. Yani beni fark et istiyoruz. Birisi seni seviyorsa anlıyorsun ki fark edilmişsin. En büyük amacımız bu güzel dostlar. Yani fark edilmek. Ben buradayım. Fark edin. Ve hepimiz de şu anda da onu yapıyoruz değil mi? Mesela şu anki YouTube videomda beğen ya da siz Instagram'da paylaşımlarda falan ne diyoruz? Kaç defa beğen aldı acaba? Kaç defa likelandı? Kaç kişi yorum yaptı? Yani dikkat çekebildik mi? Sevilebildik mi? Ve biz ana amacımız güzel dostlar sevilme ihtiyacımız olduğu için sevilme. İşte çekim yasasındaki en önemli etki güzel dostlar koşulsuz sevgi. Koşulsuz sevgi var ise her şeyi kendine çok hızlı çekebilirsin. Koşulsuz sevgi. Ne demek koşulsuz sevgi? Yani hayatta olan her şey olması gerektiği için olduğunu kabulde olmak, kabullenmek. Kabulde olursak güzel dostlar o zaman her şeyi değiştirmeye başlarız. Yani dışarıdan gelen etkiyle savaşmak onu daha fazla büyütür. Ona direnç yasası denir. Sen ne kadar savaşırsan o kadar büyütmüş olursun. Sen istemediğin bir şeye ne kadar bakmazsan onu orada yok etmeye başlarsın. İşte eğer kendimize karşı güzel dostlar sevgimiz varsa, kendimize karşı da koşulsuz sevgimiz varsa o zaman içimizde koşulsuz sevgi varsa dışarıda da koşulsuz sevgi olacak. O zihinsel tarafta sevgi varsa fiziksel dünyada da sevgi olacak. Öyle değil mi? Neydi çekim yasası? İçimizde olan neyin titreşimiyse onu kendimize çekiyoruz. Şimdi sen sana karşı koşulsuz bir sevgi besliyor musun? Sen insanlığa karşı, sen dostlarına, arkadaşlarına karşı koşulsuz bir sevgi halindeysen bu şu demektir, öyle bir hayat sana doğru koşarak geliyor. Ve zaten biz de onu gördüğümüz zaman, yani koşulsuz bir şekilde de koşullu da olsa, sevildiğimizi gördüğümüz zaman, sevilmesek bile fark edildiğimizi gördüğümüz zaman dikkat çektik. Fark edildik. Yani fark edildiğimizi gördüğümüz zaman diyoruz ki evet işte bu oldu. Yani bununla alakalı arkadaşlar ayrı bir videoda yapmayı düşünüyorum. Yani neden sevilme ihtiyacı? Ya da nasıl seviliriz? Neden bu kadar çok sevilmek istiyoruz ve nasıl seviliriz? Nasıl sevilebiliriz? Bunu ilk yarı güzel dostlar. Sevgi almak isteyenler hep sevgi görmek istiyoruz ya. Eğer sevilmek istiyorsan sevmen lazım. Kural bu. Seversen sevilirsin. Verdiğimizi alırız güzel dostlar. Verdiğimizi alırız. Sevgi verirsek sevgi alırız. Para verirsek para alırız. Şefkat verirsek şefkat alırız. Nefret verirsek nefret alırız. Yani ne verirsek onu geri alacağız. Çünkü verdiğimiz her şey tohum. Ve o tohum bizim milyonlarca tohumla geri dönecek. Bir insanın iç tarafı neyse dış tarafı da o şekilde arkadaşlar. Ya da şöyle de görebilirsin. Yani bir insanın kullandığı malzemeler işte kalemi, defteri, arabası. O nasılsa onu nasıl kullanıyorsa bakarsın ki onun hayatı da öyle. İç dünyası da öyledir. Ya bir insan işte arabasını çok böyle işte
hoyratça, çok kirli, pis bir şekilde kullanıyorsa, evin odası çok dağınıksa, demek ki zihni çok dağınık, içi çok dağınık ya da işte içi dünyası kirli. Yani bizim hani içeriye bakarak dışarıyı fark edebiliriz, dışarıya bakarak içeriye fark edebiliriz. Yani hayatta kullandığın eşyalara senin tavrın aslında senin iç dünyanı da yansıtıyor. Yani hani öyle demiştik hatırlarsanız bir ara güzel dostlar. İyi insanlar cansızlara bile canlı gibi saygı gösterir. Kötü insanlar canlılara cansız gibi davranır. Aslında senin için neyse, senin dünyanın neyse canlı cansız fark etmez. Herkese aynı şekilde davranıp gidiyoruz. Ve diyorsun ki ben hocam çekim yasasını çok uygulayamıyorum ama nasıl uygulanacak onu da bilmiyorum. Diyorsan kestirme bir formu söyleyeyim canım dostum sana. Soru sormak. İstediğin şeyi sana çekmenin en kestirme yolu soru sormak. Yanıtlar sorunun içindedir. Ve sorular belirgin soru sormak. Belirgin sorular sormak. Belirgin sorular sormak. Neyi istiyorsan onun sorusunu sormak. İşte şu o lüks arabayı alsam ne olur? Lüks bir villada yaşasam ne olur? 17. kitabımı yayınlarsam ne olur? Soru sormak. Hayalime kavuşursam ne olur? Hayalime bu tarihte kavuşursam ne olur? Soru sormak. Soru, arkadaşlar bilgiler hep soru sorarlar. Ve Allah'ın yani yaratıcının insanla ilk konuşması da soru. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? İlk soruyla. Ve sen de neyi istiyorsan lütfen belirgin soru sor. Belirgin soru sor. Belirgin soru sor. Sorduğun sorular hep sana doğru geri dönecek. Evet. Neye hazırsak güzel dostlar, neye hazırsan, sen neye hazırsan birdenbire kapılar açılıverecek. Yeter ki sen hazır ol. Zenginliğe hazır olduğunda kapılar açılıverecek. Kariyere hazır olduğunda açılıverecek. Sevgiye, aşka hazır olduğunda açılıverecek. Açılıverecek yeter ki sen hazır ol. Sen hazır olduğunda senin başına sen geleceksin. Senin başına senden başka bir şey gelmez. Başına gelen her şey sensin. Yani sen sana dönüşebilirsin. Sen seni ortaya çıkartabilirsin. Yani yeni bir şey üretmiyoruz güzel dostlar. Var olanı keşfediyoruz. Var olanı ortaya çıkartıyoruz. Sen, sende olan o mükemmel hazineyi ortaya çıkartabilirsin. Yani diyelim ki bir yere bir tohum attık ya, o tohum attığımız zaman onun içinden bir meyve, içinden bir ağaç, içinden bir çiçek çıkıyor. Dışarıdan bir şey vermiyoruz. Ve şu anda da sen bir şeysin ve sen olduğun şeye dönüşebilirsin. Sadece olduğun şeye dönüşebilirsin. Yeter ki sen neye dönüşmek istiyorsan ona hazır ol. Sen hazır olduğun zaman o sana geri verecek. Hazır olduğunda geri verecek. Evet. Güzel dostlar. Bu tür tabii biz bunları duyuyoruz, dinliyoruz güzel dostlar. İşte bilinçli tarafımıza alıyoruz, değil mi? Bilinçli tarafımıza alıyoruz. Önemli olan bilinçaltımıza yerleşiyor olması. Mesela şu anda neleri düşünüp duruyoruz? Biz bilinçaltımızda ne varsa onları düşünüp duruyoruz. Yani bizim düşünce dediğimiz şeyler güzel dostlar bize ait olan şeyler değil. Bize düşünce dışarıdan verilmiş şeyler. Ve dışarıdan verilmiş şeyleri düşünüp duruyoruz. Şu anki duyduğumuz şeyler bilinçaltımıza yerleşirse işte o zaman onlar gerçek olmaya başlıyor. İşte ya mesela şöyle düşünsene güzel dostlar. Şu anda bir şey düşündüm ve anında oldu. Şu anda bir şey düşündüm. Ya mesela şu anda işte bir yılan düşündüm, anında yılan geldi. Doğru olur muydu böyle bir şey? İşte Rabbimiz merhametli olduğu için bizim isteklerimiz için 21 gün gibi bir süre vermiş bize. 21 gün. Evrendeki şifre 21 gün gibi bir süre vermiş. Yani biz de şu anki duyduğumuz şeyler arkadaşlar, şu anki duyduğumuz o inançları anladığımız konular 21 gün bizimle beraber aynı şekilde düşünmeye devam edebilirsek o zaman gerçek olmaya başlıyor. İşte onun için bu zenginlik şifresi gibi programları onun için 21 gün yapıyoruz. Onun için kuantum eğitimleri, koçluk eğitimi, NLP eğitimi onun için bir aya, iki aya yayıyoruz. Yani
Hani bir anda duydun ve o duyar duymaz bilinçaltına yerleşmiyor. Önemli olan bilinçaltına yerleşiyor olması. Yani bilinçli tarafında olması olayı çözdürmüyor. O düşündüğüm, bildiğim şeyi bilinçaltıma yerleştirebilirsem o zaman hayatıma gelmeye başlıyor. Cennete gittiğimiz zaman işte o zaman düşündüğün anda gerçek olur her şey. Ama şu anda 21 gün gibi bir sürecimiz var. Onun için güzel dostlar, bu tür konuşmaları, sohbetleri ya da bu tarz okuduğunuz şeyleri bir daha bir daha okumak lazım. Bir daha bir daha dinlemek lazım. Bilinçaltımıza yerleşene kadar. Bu arada güzel dostlar, hiç pek söylemiyordum ama söyleyeyim. Böyle geçen baktım YouTube'da arkadaşlar, izlenmelerin %51'i abone olmayan kullanıcılar izliyormuş. %49 abone olanlar. Abone değilseniz abone olursanız mutlu olurum güzel dostlar. Ve katıl üyesi değilseniz, katıl üyesi olarak destek verirseniz çok daha fazla mutlu olurum. Ve Ata Kulübü üye olursanız, orası bir kulüp, 2 haftaya bir buluşup Zoom üzerinden sohbetler yapıp birbirimizi tanışıp dostluğumuzu geliştirmiş oluruz. Evet güzel dostlar. Birkaç gün sonra eğitimcisi var. Salı günü değil mi? Salı günü eğitimcisi var. Koçluk, NLP, hipnoz, kuantum gibi alanlarda eğitim vermek isteyen arkadaşlar bu eğitimlere katılabilirler. Ama bizi en çok heyecanlandıran, değil mi? Ayın 26'sında zenginliğin şifresi var. Efsane bir yolculuk bizi bekliyor. O yolculukta da benimle beraber olduğunuz için lütfen sizler olan minnettarlığımı kabul edin. Lütfen sizler olan saygımı kabul edin. Evet güzel dostlar, özetleyeyim. Çekim yasası bunu, yani bu yasayı işletebilmemiz için bir kabiliyetlerimiz, yeteneklerimiz doğrultusunda isteğimiz olması lazım. İkincisi isteklerimiz değil, beklentilerimiz daha hızlı gerçek olur. İsteklerimiz değil, beklentilerimiz daha hızlı gerçek olur. İsteklerimizi beklentiye çevirebilmek önemli. Evet. Çok teşekkür ederim güzel dostlar. Burada olduğunuz için ve her zamanki gibi beni böyle sevgiyle, ilgiyle takip ettiğiniz için lütfen sizlere olan saygımı kabul edin. Ve her zamanki gibi sevgiyle kalın güzel dostlar. Hatta aşk ile, hatta tutkuyla kalın diyorum.